أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرّه اعيننا محمد Bismillahirrahmanirrahim. <Gülüyor> <gülüyor> Hel ata alel insan hin min ed-dehr lem yekun şey'en mezkura. İla ahir sure. Ariflere bu dünya düş gibidir. Kendini sana veren hayali düşten geçer diyor Yunus Emre rahmetullahi aleyh. Evet, bir düşte yaşıyoruz. Dünya Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle oyun ve eğlencenin içinde görüldüğü bir perdenin yani doğum perdesinin açılarak ruhla birlikte hayat sahnesine çıkan bizlerin tekrar perdenin kapanmasıyla asıl aleme gideceğimiz yerdir bu dünya. Ve aynı zamanda dünya düşlerle doludur. Hayalimiz yapmak istediğimiz şeyler elde etmek istediğimiz, arzuladığımız bir takım heveslerimiz var. Ama bunların tamamı bir düş. Ne ile hemhal olursak olalım, ne ile beraber ve birlikte bulunursak bulunalım, mutlaka bir gün terk edip gideceğiz. Allahü Teala ölülerimize rahmet eylesin. Geride kalanlara da merhamet eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde İnne yak Allah yakbizul ilme. Allahu Teala ilmi kabz eder diyor. Yani Kur'an'ı ilimleri dünyayı ayakta tutan, dünyanın denge unsuru olan ilmi şeriatı Cenab-ı Hak kabz eder, alır, çeker. Şu kapıyı kapatabilir miyiz? Ses var biraz. Tabi sahabe-i kiram Cenab-ı Hak ilmi nasıl kabz eder? Yak bi zul ilme bi kabzil diyor. Allahü Teala ilmi alimlerin ruhunu kabz etmek suretiyle çeker alır. Dünyada alim bırakmaz. Şeriatı ve insanlara anlatacak büyükleri Cenab-ı Hak bu dünyadan katını alınca bu dünyada insanlara doğruyu gösterecekler de bulunmayınca ittekeden nasu usen cuhalen Dolayısıyla insanlar cahil olanları kendilerine reis edinirler. İlmi yok. Yani şöhreti ilminden önce giden. Bayram Hoca'nın tabiriyle ismi ilminden önce giden adamlar. Ve insanlar tabii ki dünya devam ettiği için ihtiyaç var. Alime ihtiyaç var. Soru sorulması gerekir. Fesu <laughs> ilu onlardan bir şey sorulduğu zaman fevtev bi gayri ilmin ilimsiz bir şekilde fetva verirler. <laughs> Favallu ve avallu hem kendileri sapıtmıştır hem de kendilerine soru soran toplulukları doğru yoldan saptırırlar. Bugün bundan birkaç saat evvel gerçekten bu camianın büyük dinamiklerinden kendisinin üzerimizde çok ciddi emeği bulunan hatta birebir derslerinde bulunduğumuz kıymetli hocamız Ahmet Vanlıoğlu Hoca Allah rahmet eylesin Daru Bakaya irtihal eylemiş. Hakikaten e, bir hikaye anlatılır. Hakikattir bu. Öyle dönemlerden geçti ki bu memleket camilerde insanlara imamlık yapacak hoca bulunamaz oldu. Tabii bunları bugün konuştuğumuz zaman dalga unsuru kabul ediliyor. Çünkü İnsanlar yaşamadığı şeylerin cahilidir. Ve el insanu aduvul lima insan İnsan cahil olduğu şeyin de düşmanıdır. Ona geçmişle alakalı bazı şeyler anlattığınızda palavra veya da propaganda yaptığınızı düşünür. İşte öyle demlerden birinde bir meczubu yani abdest almasında bilmeyen, yarı aklı olmayan birini Ayasofya'ya imam yapmışlar. Yani hikayeyi kısa geçiyorum. Belki bilenleriniz vardır. Nihayetinde biri vefat ediyor. Vefat eden kimsenin tabutunun başına gelen o yarı deli adam, ismi artık Hasan Hüseyin, diyor ki ahirete gittiğin vakit oradakilere de dünya öyle bir hale geldi ki artık deli Hasan'ı, deli Hüseyin'i Ayasofya'ya imam yaptılar. Böyle dönemlerden geçti bu memleket. Opera binası İstanbul'da bulunmadığı için Sultanahmet Camisi'nin minarelerini tıraşlayarak Opere yapmak istedi birileri. Ama Cenab-ı Hakk'ın da ve mekaru ve onlar da bir hile yaptılar. Bir plan çizdiler. Ama Allah da bir hile yaptı. Vallahu hayrul makirin. Allah hile yapanların en hayırlısıdır. Cenab-ı Hakk'ın muradı ilahisi eğer ki bir yerde bir hakikati inşa etmekse yine bir hadisi i şerifte İmam Rabbani Hazretleri de mektubatında bunu çok kullanır. Allahu Teala bu dini fasık. İnna Allah le bir raculil facir. Allah facir bir adamla da bu dini güçlendirebilir. Hiç ummadığınız bir yerden biri çıkar, insanların itibar etmediği bir adam, abdest namazı olmayan bir adam da farkında olarak ya da olmayarak Cenab-ı Hakk'ın dinine su taşıyabilir. Değirmenine su taşıyabilir kıymetli kardeşlerim. İşte <laughs> bu büyük e, alimlerden, dünyadan göçüp giden, inkılap sonrası, ihtilal sonrası çorak toprağa dönmüş bu çıplak memlekette yeniden yeşermesine vesile olan büyüklerimizden bir tanesiydi. Hatta önümde tevafuk, tefsir çalıştım. Dedim ki işte insan süresinden çalışacak, okuyacaktık. Tefvilatül Kur'an diye 17 cilt olarak basıldı bu. Bizim itikatta mezhep imamımız kimdir? İmam Maturidi Hazretleri. Kim ama İmam Maturidi? Biliyorsunuz ihtilalden sonra insanları belli bir kalıba sokmak için bir tarafıyla güzel ama diğer tarafıyla farklı bir durum arz ediyor. Hanefi yül mezhep ve itikadi yül maturidi diye yani itikatta maturidi mezhepte Hanefi bu topraklarda ister laik ister kemalist ister ateist kim olursa olsun nihayetinde tabuta girdiği vakit telkin verileceği zaman veyahut da kendisine dini bir muamele yapılacağı vakit İmam Maturidi ve Ebu Hanife'nin mezhebi üzerine o adamı gömerler. Bu topraklarda resmi açıdan dini hüviyet böyle bir kalıba sokulmuştur. Velhasıl kelam netice-i meram İmam Maturidi Hazretleri Maturid'de yaşamış. Semerkant'ta yatıyor. Özbekistan, Semerkant bölgesi. Oranın bir mahallesine giden arkadaşlar varsa Cenab-ı Hak nasip etti. İnşallah siz de gitmenizi <laughs> Cenab-ı Hak nasip etsin. Ziyaret edecekseniz buraları ziyaret edin. Gücünüzün yettiği nispetle. Şeyh Efendi Efendi Hazretleri katasallahu bir memlekete gittiği vakit memleket yani hangi şehre gidecekse o şehre girdiği vakit sorardı. Yaşayan veyahut da vefat etmiş toprak altında kim var? Yaşayan bir alim, bir şeyh, bir hoca efendi varsa mutlaka gider. Evvela destur alır, selam eder, elini öper, dua ister, dua talep eder, tanışır, hem hal olur. Yoksa eğer muhatap o zaman mutlaka yerin altındaki bu memleket, bu topraklar özellikle içinde mevcut bulunmuş olduğumuz bu İstanbul beldesinde yer altı madeni cihetinden insan kaynıyor. Hani petrol yok ama insan var. Öyle insanlar ki dünyaya hükümdar olmuş, insanların ahlakını, maneviyatını, toplumları değiştirmiş ve dönüştürmüş insanlar. Toprağımızın altı üzerine nispetle çok çok daha zengin. Giderdi, ziyaret ederdi ve nihayetinde onlara selam ederdi. Bu çok önemli bir sünnettir. Ehlullah'ın sünnetidir bu. Bunu mümkün mertebe yapmaya gayret edin kıymetli kardeşlerim. Kabirleri ziyaret edin, onlarla konuşun. Bu batıl bir şey değildir. Bu hak bir şeydir. Eğer öyle olmasaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayati hayrul lekum ve memati hayrul lekum demezdi. Ölümüm de Hayatım da yani yaşamım da vefatım da sizin için hayırlıdır buyuruyor. Ve bana getireceğiniz selatü selamları melaike-i kiram bana ulaştırıyor buyuruyorlar. Başka bir ayet-i kerimede وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُكْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ ahyaun Bel, ahyaun diyor Cenab-ı Hak. onlar diridir. Ama وَلَاكِ اللّٰهِ تَشْرُورُونَ Siz bilmezsiniz. Siz hissedemezsiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı'nda Mekkeli müşrikleri biliyorsunuz düzledi onları, kılıçtan geçirdi ve onları kör bir kuyuya attı. Ve onlara seslendi. Ukba bin Muayit, ey Ebu Cehil, ey As bin Vail, ey şu, ey bu. Allah'ın sizin için hazırlamış olduğu cehenneme ulaştınız mı? O hakikate erdiniz mi? Diyerek onlara sesleniyordu. Sahabeden Hazreti Ömer, ya Resulallah onlar öldüler. Seni işitirler mi? Ya ömer onlar beni sizden daha iyi işitirler ama onların işitmelerini siz göremezsiniz ve onlar benim söylemiş olduğum şeylere karşılık cevap verecek durumda değiller diyor. Artık Allah onların kalplerini, onların ağızlarını mühürlemiştir. Ruhlarını bedenlerinden çekip almıştır. Dolayısıyla mutlaka ziyaret edin. Bu önemli bir sünnettir. İşte bu Tevrilatul Kur'an yazarı İmam Maturidi Hazretleri'nin son dönem hazırlanmış olduğu eserdir bu. Yani Türkiye'de inkılaptan sonra biliyorsunuz Arapça okumak, basmak yasak hale gelmişti. Cenabı ı Hakk'ın kader tecellisi yuridune en yutfu nurallahi Allah afahim ve Allahu illa en yutimme nurahu ve lev keriyel kafirun. Kafirler istemeseler de, çatlasalar da, patlasalar da amiyane tabirle Allah nurunu ikmal edecek, tamamlayacak. İşte bu nur süzmelerinden, hüzmelerinden bir tanesi de bu kitaplardır. Bu kitapların basılmasında gayretinde e, Ahmet Vanlıoğlu Hoca Efendi'nin çok büyük önderliği, iştiyakı, teşviki hatta bizzat kendisinin e, başında bulunarak riyazatı vardı. Dolayısıyla Allah'ın kader tecellisi. Oradan çalışmıştım. Şimdi oradan okuyacaktık ama e, bu hadise biraz açıkçası bizi sarstı. O yüzden biraz dedim hoca efendiden bahsedeyim. Ki İsmail mensup bu camianın <laughs> hoca efendileri kimlerdir? Kimler buradan gelip geçiyor? Biraz bilgi sahibi olalım. Bu İsmaila Ağa camisi biliyorsunuz. Onun 50 metre az ötesinde büyük bir bina var. İsmaila Kur'an Kursu diye. Orayı inşa eden efendinin delaletiyle orası eskiden sinemaydı. Bilenler bilir. Açık hava sinemasıydı. Bayağı sinema oynuyordu orada. Eskiden 70'lerde, 80'lerde açık hava sinemaları çok meşhurdu ülkemizde malum. Efendim oradan geçerken hep dermiş ki Ya Rabbi bu sinemanın oynandığı bu yerden bana bir gün Kur'an sesi işittir. Bunu duymak istiyorum bunun hasretiyle yanıyor. Allah o büyük velinin duasına mukabil hemen karşılık veriyor. Ve nihayetinde orada bir medrese inşa edildi. Önce apartman daireleri satın alındı. Boş arazi de vardı yanında. Derken satın alındı, büyütüldü, satın alındı, büyütüldü. Bugünkü haline geldi. Ama aslında böyle yapılmayacaktı orası. Vanlı Hoca Allah rahmet eylesin. Biz onun dersine katıldık elhamdülillah. Ben kendimi bu hususta Cenab-ı Hakk'ın nimet verdiği kullarına sayıyorum. Ben adam değilim. Ama temas ettiğim öyle temas ettiğim insanlar çok kıymetli insanlar. Onların eteğinden tutmak, en azından onların gözlerinin baktığı yerde bulunmak, isabet etmek benim için çok kıymetli. Hani bugün dünyanın özellikle işte Birleşik Devletler'de biri öldüğü zaman nasıl insanlar işte ondan etkileniyorlar. İşte onun konserine gitmiş olmak, onun işte maçını izlemiş olmak onun efendime söyleyeyim bulunmuş olduğu ortamda bulunmak, onun bir parçasına sahip olmak ne kadar kıymet arz ediyor. Halbuki dünyada kalacak bir şey. Bizim için de kıymetli olan bu büyük insanlara ilsa olmaktır, bitişmektir. Onlarla aynı havayı solumaktır. O derdi ki ben, benim projem, kendisi zaten ileri göçlü bir insandı. İsmail camisinin bulunmuş olduğu yerden başlayacaktı projesi. O mevcut bulunan Kur'an kursunu da içine alacaktı. Ta aşağıda Rum Lisesi var. Orayı kilise diyorlar. Orası kilise değildir. Orası Türkiye'deki akalliyat azınlıkların mektebidir. Bugün nasıl Saint Simon var, işte Fransız mektepleri var ya, İngiliz, Amerikan kolejleri var. Rumların okuduğu bir yerdir orası. 1800'lerde yapılmış. Ama hikmet ilahi oranın hemen önünde bir Tevki Cate Camisi var. Oranın da bir avlusu var. Bizim Müslüman gençlerimiz. Gerçekten. Bu vatanın evlatları farkında olmayarak Oranın önünde resim çekmeyi maharet sayıyorlar. Artık önüne geçemediğimiz için bir karar alındı. Oraya böyle bir demir perde çekmek zorunda kaldık. Çünkü cami cemaati çok rahatsız oluyordu. Halbuki çektiği yer lise, Rum lisesi. Ya sen Müslüman Türk'sün. Senin ne işin var? Elin gavurunun, mektebiğin önünde resim çekilerek hani propaganda işte bu. Büyüdükçe büyüyor çelebet etkisi dalga yapıyor ve insanlar gayri ihtiyari yapma zorunluluğu hissediyorlar. Kursun işte planı oraya kadar gelecekti, oradan dönecekti. Aşağıdan işte Kara Davut var. Oradan arka taraftan Çukur Bostanı ta oradan tekrar Karakol'un oraya kadar. Orayı devasa bir külliye yapmak istiyordu. İslami ilimlerin okutulduğu bir yer. Bunu derslerde Fatih anlattı. Çok istimlak etmek istedi bir sürü bahaneler, proje yani sıkıntılar çıktı Velhasıl Kerem. Kerim. Ama o insanların o günkü şartlarda bu gayretlerin arka planında bugün aşağıdan yukarıya doğru bir pres var. Bunu geçen derslerde de konuşmuştuk. Bunu hep konuşmamız lazım. Bu bizim meselemiz. Bu bizim namusumuz tabiri caizse. Ve namusumuzu korumakla mükellefiz. Her mümin fert olarak, topluluk olarak da, fert bazında da, kadınıyla da, erkeğiyle, çoluğuyla, yaşlısıyla, bu işin peşini bırakmamalı. Bu işin ardına düşmeli. Hatta onunla alakalı bir tane kitap tavsiye edebilirim. Daha geçenlerde okudum. Patrikhanenin çalışmalarıyla alakalı Adnan Sofoğlu diye bir adamcağızın yazdığı bir kitap var. Veyahut da merak edenler olursa efkarı umiyesi farklıdır. Ama kanser hücresi kendisine zerk edilerek bu dünyadan göçmüş bir adam var. Kim? Bu işlerle çok uğraşıyordur. Vatikanlar özellikle. Ay Tunç Altındalı bir adam. Gene bu konuları merak edenler o adamı da takip edebilirler. Ha, efkar umumiyesi sizi karşılamayabilir. Farklı bazı fikri var ama patrikhaneyi çok çalışmış bir adam. Yani Hristiyanlık üzerine master yapmış biridir. O adamı takip edip bilgilere kavuşabilirsiniz. isteyen olursa. Ve asıl kelam işte Hoca Efendi'nin ön gördüğü orası komple ne olacaktı biliyor musunuz? Adında diyor ki böyle devasa bir isim yapacaktım. Medreseyi Mahmudiye yapmak istiyorum evladım ama nasip olmadı diyordu kendisi. Derslerde hep kendisinden şunu dinledik. Sohbetlerde de alenen söylüyordu. Hafız Ahmet Paşa Camisi'nde yıllarca sohbet verdi. O bölgelerde sohbet verdi. İstanbul vaizlerindendi kendisi. Daha o zamanlar Fethullah Gülenle alakalı konuşurdu. 90'larda, 95'lerde, 2000'lerde bu adamların en popüler olduğu zamanlarda onların en ciddi kalabalık olarak çarşı pazarı tutmuş ya onlar malum oralarda yüksek sesle bu işi haykırırdı. Tehditler alırdı hiç umursamazdı. Hatta derslerde bizzat üzerine basa basa bu konulara temas ederdi kendisi. Bu acayip bir şey. Hatta bazı arkadaşlar aklı evveller itiraz ederdi. İş biliyoruz ya biz. Ya hocam işte oğlum siz bilmezsiniz. Bu öyle değil. Bu böyledir derdi. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir hukukçuydu yani İslam hukukçusu. Özellikle usulü fıkı üzerine muazzam derecede birikimi olan bir insandı. Ama istifade edilemedi. İşte maalesef bu toprakların en büyük problemi de bu. Yaşayan kıymet ve değerler bilinmiyor. Ne zaman ki vefat ediyor? Vefatı vefatıyla birlikte meşhur oluyor insanlar. İnsanlar onu öldükten sonra tanıyorlar. Aa böyle biri varmış. Ya işte cenazesine katıldık, işte çok şeref bulduk. Ya yaşarken niye tanımıyoruz, tanıtmıyoruz, tanınmıyor? Niye istifade edilmiyor? Tabi bilinçli olarak belki üzeri örtülüyor, insanlar bilmesin isteniyor veyahut da karavanıyor, uzaktan temas dokunulmasın, İnsanlara öcü gibi gösteriliyor. Olabilir. Yine kendisinin bir hastane projesi vardı mesela. Müslümanlara ait bir hastane projesi. Yani bu camiye, bu çevredeki insanların istifade edebileceği böyle bir derslerde yine paylaşırdı kendisi. Kendisinden çok faydalandığımızı ben düşünüyorum. Yani şey anlamında, yani ilmimize ilim kattı manasında değil. Yani görmüş olmamız inşallah ahirette bizi yalnız bırakmayacaklarını düşünüyorum. Şimdi geriye doğru bakıyorum. Hızır Efendi, Allah rahmet eylesin. Bayram Efendi, Abdülmetin Hoca, Hasbi Efendi, Ahmet Vanlıoğlu Hoca, İlyas Hoca. Yani ismi, İsmail Usta Osmanoğlu Efendi Hazretleri'nin kardeşi. Yani saymaya katsam, yani yüzler, iki yüzler rakamlar yani üçlü, dörtlü rakamlara gidecek. Yani sayı katmanları. Çok fazla. Peki yerine kim geldi? Yerine kimse yok. Yani Allah medetü inayet eylesin. Sonumuz pek hayırlı gözükmüyor. Ha bu bizim elimizde. Anlatmıştım belki. Bilin diye söylüyorum. Hindistan'a gidilmişti. Bunu burada bir daha söyleyeceğim. Belki söyledim ama bir daha söylemek durumdayım. İmam Rabbani Hazretleri'nin çevresinde hiç Müslüman yok. Sih var. Sihizm diye Hindistan'da %2 buçuklu oluşturan ama bütün devletin ana kademesini, kadrosunu onlar oluşturuyor. Şu anki başkanı da onlardan. Sih'tir kendisi. Hindi değildir. Hindistan yani Hindistan. Hindu değildir. Hindu mezhebi değil. Sih mezhebine mensuptur kendisi. Mondi. Yanılmıyorsam gavur. Çok büyük bir kafir. Çok Müslüman kesmiştir. Dünyanın neresinde çok Müslüman kesen varsa vahşi anlamda İngiliz onu o ülkenin başına tac eder. Ama kendisi öyle uyanıktır ki İngiltere'ye gidin. Dünyanın neresinde zulüm görmüş Müslüman kadro liderler varsa orada ağırlanır. Rusya'da zulüm gören, işte Türkistan'da zulüm gören, Çin'in zulmünden kaçan, işte Irak'tan kaçan, Arabistan'dan kaçan, kim kaçmışsa Londra'da onları misafir ediyor İngiliz. Ama öteki taraftan aynı İngiliz o ülkelerde o insanları, kudru, kadroları kesip öldürüyor. Müslümanları doğuruyor, biçiyor. İngiliz siyaseti bu. Yani iyisini de kötüsünü de meyve olarak kendisine alıyor. Dolayısıyla başlamak gerekiyorsa aslında İngiltere üzerine başlamak lazım. Bugün dünyanın başına bela olmuş İsrail varsa İngiliz sayesindedir. Amerika varsa İngiliz sayesindedir. Bugün dünyanın neresinde bir yangın varsa ha hangi İngiliz ama bu? Yahudi İngiliz'den bahsediyorum ben. İkisini kendisine cem etmiş aileler var. Mezhepte, dinde Yahudi ama ırk olarak, yani vatandaş cihetinden İngilizler. Bunlar dünyayı bugün idare edip sömürüyorlar. İçerisi sıcak oldu mu biraz? Evet. Ve Aslı Kerem, ne diyorduk? İngiliz. İngiliz diyorduk. Allah bu İngilizlerin şerrinden bizleri muhafaza eylesin. İşte o Hindistan'dan bahsediyordum. Efendi Hazretleri orada soruldu. Hatta bakın, Özbekistan'a gittiğimiz zaman, hatta ilk gidenler Efendi Hazretleri kaçta gitmişti? 95'te, 6'da. Tuvalet yoktu. Çünkü yani insanlar defi hacetlerini giderebilecekleri o İslam kültürüne vakıf değiller. Bugün dünyanın en lüks otellerine gidin. Alafranga tuvaletler altından mermerden on numara yapılmış. Hakikaten baktığın zaman gözünde zaten saat ve zevki açıdan seni bitiriyor. Ama affedersin. Defiacetini gidereceksin. Tuvalette su yok. Şaşal taşıyorsun. Böyle abuk subuk işler yapıyor Müslümanlar. Bu ne zulümdür ya? Ama yavur yapıyor kardeşim. Hani yavur yapıyor diyorlar ya evet. Adam bugün dünyada İngiliz Siyon kültür hakimdir. Ve dolayısıyla bizim bütün kıyafetlerimiz, ev dekorasyonlarımız, renk tercihlerimiz, araba konforu tercihlerimiz, ister kabul edin ister kabul etmeyin. Onların üzerinden şekilleniyor. Bu böyle. Allahu Teala dünyanın hakimiyetini geçici anlamda, maddi planda yavura vermiş. Yapacak bir şey yok. Yapacak çok şey var da bu manada söylüyorum. Yani çalışırsak çok şey var sayu gayret <laughs> güç bir <laughs> vakıa <laughs> ve en insani illa ma sa'a ve en sa'yehu sevfe yura. <laughs> Çalışmasının da karşılığını çok yakında görecek diyor Allah. Ama çalışırsa diyor tabi. Efendi Hazretleri'ne sorulunca buyurdular ki yani efendim İmam Rabbani Hazretleri'nin çevresi boşalmış kimse yok. Şimdi çarşamba da bakıyorsunuz bakın kaç tane hoca saydım belki bir o kadar daha hoca efendi var yaşıyor elhamdülillah gürül gürül medreseler var. Burada her binanın altında bir medrese vardır. Kızlı erkekli. Burada nüfus normal şartlarda 3000-4000 bin, bin gözüküyorsa talebelerle birlikte belki 15 bine çıkıyor, 20 bine çıkıyor. Ama gözükmez. Sırrı hafi esası üzerinden gizlilik sırrı. Nakşilik de bu olduğu için Efendinin gemisi böyle yürüyor. Dedi ki ihmanlar yani sizler eğer bu işe sahip çıkarsanız Allah bu devleti buradan almaz. Ama eğer sahip çıkmaz, talip olmazsanız Cenab-ı Hak bu devleti buradan alır başka bir yere taşır. Bugün şimdi Türkiye'de irtica dendiği vakit işte Müslümanların yoğun yaşandığı yer, hani yoğun toplandığı yer olarak neresi gösteriliyor? Yıllardır değil mi? Televizyonlarda da irtica propagandası yapılacağı zaman 28 Şubat'ta bilenler bilir. Buraya böyle kamera ordusu gelir, polisler gelir, sürekli insanları taciz eder, işte resimler çeker. Hatta hiç unutmuyorum, Allah rahmet eylesin. Nur içinde yazsın. Erbakan Hoca gelmişti İsmail Ağa'ya. Hatta geçen günlerde Adem abiyle de bu işi konuştuk. Efendiyle oturdular, odasında istişare yapmışlardı. Tabii bir sürü sıkıntılar yaşanmış. Demiştik ki, efendim bana o 28 Şubat sürecinde yani hemen öncesinde fotoğraf gösterdiler. İki tane fotoğraf göstermiş. Bir tanesi buradan. Fatih Çarşamba'dan. İşte kim bu adamlar? Hep aklıma şey geliyor benim. Üsame Bin Ladin'i bilmiyorum. Hiç hayatını okudunuz mu? Değişik bir adam. Efkarı kimdir, ajandır, değildir. Orayı karıştırmıyorum. O Allah yarın ahirete gittiğim zaman göreceğiz. Artık öldü gitti. Ama belki şu geliyor aklıma. Adamın portresi nasıl? Sarıklı cübbeli değil mi? Sakallı. Sakallı da gayet güzel. Bugünkü ışık diye yansıtılan tamamen böyle Hasan Sabbah'ın tiplemesi, Esrar Keş, Erayman, ölüm makinası tipler artık bu konuda da Amerika çağ atladı. Yani Müslüman profilin daha üst vahşi şeye çektiler. Profil daha üst, daha hard diyelim tabiri caizse. Daha cani ve daha acımasız bir görüntüye kavuştu. Şimdi Üsame Bin Laden'in yüzünde bir nur var, bir görüntü var en azından. Bu nerede savaştı? Yıllarca Torabora, Afganistan'ın Torabora dağlarında saklandı arkadaşlar. Çok zengin bir ailedir ha. Propagandasını yapmıyorum. Bilin diye söylüyorum. 2,5-3 milyar dolarlık dolarlık daha da belki görünür itibariyle servete sahip. Hatta Suudi Arabistan'a gidenleriniz varsa Bin Laden grup yazar. Kabe'yi temizleyenlerin arkasında. O Laden ailesi Suud ailesiyle çekişmeli bir ailedir. İngiliz ve Amerikalılar Ladin ailesine ekonomik anlamda itibar vermişler. Siyasi anlamda da Suud ailesine itibar vermişler. Böyle bir denge var. İşte o aileye mensup bir adam ve bu adam Torabora Bora dağlarında yıllarca Amerika'ya karşı savaştı. Yani o savaşırken onun arkasında Afgan cihadı vardı. Şimdi şu geliyor aklıma. Ya Amerika nereye, Afganistan nereye, Rusya nereye, Afganistan nereye? Tam belki Rusya, Afganistan'a coğrafi olarak daha yakın olabilir. Fakat Torabora dağlarında bu sakallı sarıklı mücahitleri avlamak isteyen bu Amerikalı kafir, İstanbul'un tam göbeğinde dünyanın ana merkezi konumundaki bu İstanbul'un göbeğine çivi çakmış bu sarıklı sakallı nakşilerden hiç mi korkmuyor yani? Bu onlar hiç mi rahatsız etmiyor? Burada çok muazzam bir mücadele var. Biz ister bilelim, ister bilmeyelim. İşte o yüzden söylüyorum. Bakın bu efendiler, Efendi Hazretleri, Hacı Dursun Efendi var, Çalekli Dursun Efendi diyorlar. Oralarda gidin gezin. Ofu ziyaret edin. Kıymetli yerdir. Ofluyuz ya mukaddes belde. Ama abdestsiz girmeyin, besmeleyle girin. Oradan bir grupla <laughs> Şeyh Efendiye bağlandıktan sonra İstanbul'a kendi kadrosunu getirdi arkadaşlar. Kendi okuttu, icazet verdi, hoca kadrosunu aldı. Efendi Hazretleri İstanbul'a getirdi. Ve buralarda <laughs> okutmaya başladı. <laughs> İlk gelen kadro 15-20 tane hocadan teşekküldü. İşte İsmaila Kur'an Kursu yapıldı. Sağmacılar Bayrampaşa'da Yeşil Cami var biliyorsunuz. Sonra Yeşil Cami doğurdu. Ali Ulvi Hoca ortaya çıktı. Ali Ulvi Hoca'nın kadroları ortaya çıktı. Bakın nereden nereye. İsmail Kur'an kursundan bir sürü hoca efendi yetişti. Doğuda, batıda ve hatta dünyanın çeşitli yerlerine dağılarak kurslar açtılar, mektepler açtılar. Bakın Ofun Dağı'ndan kalkıp kadro geliyor İstanbul'a. Burada çalışıp çabalıyorlar ve bir numune yaşanabilecek bir merkez oluşturuluyor çarşambada. Ve bu kadro sağa sola dağılarak kendi şahsına münhasır, teşkilatı mahsusa misali, herkes kendi ocağını açıyor ve İstanbul'da, Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde yeniden nakşilik, efendime söyleyeyim ehli sünnet anlayışı itibar görüyor. İşte bu kadrodan bir tanesiydi hoca efendi. O yüzden ben ta ilk derslerde demiştim ki aslında bu çarşambayı bir konuşsak. Dünyanın her yerine gidiyoruz ama bu sokakları biraz konuşmak, gezmek lazım. Buralarda ne olmuş? Hangi insanlar gezmiş? Geçenlerde yine Ahmet Vanlıoğlu Hoca'nın oğlu Masum Hoca var. Allah selamet versin. Bu çarşamba parkı ile alakalı bir cenaze sebebiyle geçiyorduk. Oradan dedi ki bak bu çarşamba parkı var ya hani çarşambanın girişinde. Orada diyor Zekeriya Efendi adına bir Şeyhülislam yatıyormuş. Orası medreseydi diyor. Orada kabir varmış. O kabiri düzlemişler. Sonra çarşambaya giriyorsunuz. İsmail Ağa camisinin karşısında bir ne var orada? Bir esnaf var. Orada bir medrese vardı. Ve Ahmet Cevdet Paşa o medresede yetişti arkadaşlar. Nerede medrese? Medrese yok. Hemen arka sokağında Murat Molla var. Murat Molla aslında Mevlevi Hanedir orası. Yine aşağıda Meslevi Hane var. Burada çok ciddi manada aslında Nakşi kadro, başka tekkelere ait kadro var. Bak Hazreti Fatih burada yatıyor. Yavuz Sultan Selim hemen Berdeye atıyor. Çok önemli bir yer. Hatta 2010 yılın Hürriyet gazetesi basmıştı. Fatih bölgesi ile alakalı beş tane şey sayıyor. İsmaili'yi almış, Patrikhane'yi almış, Musevilere ait bir yeri almış, Ermenilere ait yine bir yer var. Bir yer daha var, aklıma gelmiyor. Beş tane yani küçük Kudüs gibi düşünün. Aşağıda her türlü oyun dönüyor. Yukarıdaki Müslümanlar gayet saf, gayet temiz, gayet nezih. hiçbir şeyin haberi yok. Ama bir savaş var. Biz iki tane kurban verdik. Aslında kurbanımız çok da. Ama canlı canlı iki tane kana akıtılan hoca oldu burada. Hızır Efendi ve Bayram Efendi. Allah rahmet eylesin. Bunlar tesadüfi ölmediler. Bunlar öyle alelade basına yansıyan yok işte deliydi, mecnundu, yok okunmuştu. Geçin bu saçmalıkları. Geçen Nohsine gittim taziyeye. Bir hoca efendi biliyorsunuz o da vefat etti. Öldürüldü. Basına yansıyan haliyle sıradan bir vatandaş olarak biz de bu işleri yaşamamış olsak diyecek ki, ya evet. Aklı kıt işte kokain bağımlısı neyse artık sıkıntılı bir tip geldi hocaya silahı bastı. Nasıl bir adam ki bu ders okuturken geliyor? Nasıl bir adam ki bu medreseye giriyor? Allah'ın kelamının okutulduğu yerde. Önünde talebeler var. Talebelerin huzurunda önünde Kur'an açık neyse tefsir fuku açık orada öldürüyor hocayı. Bu nasıl bir zalimliktir? Bu nasıl bir aymazlıktır? Yok neymiş iki tane davalı mevzu varmış gittik ziyaret ettik dediler ki biz ancak siz anlarsınız çünkü aynı şey sizin başınıza geldi. Bu adi bir suç değil. Norşin bugünkü adıyla Gül oymak mıydı? aslında Ermenice'ymiş. Geçenlerde bir hoca efendi geldi. 4 saat onunla doğuyu konuştuk. Doğuyu anlattı bize. Hiç öyle bilindiği gibi değil arkadaşlar. Bize yanlış anlatılmış oralar. Saat 5'te oturduk akşam ona kadar yani. 4-5 saat aralıksız doğuyu anlattı bize. Şama olarak gösterdi. Oradaki merkezlerin konum olarak kim tarafından idare edildiğini anlattı ve tavsiyede bulundu. İçimizde belki Kürt arkadaşlarımız vardı. Kürt nedir diye. Kürt isyanlarından bahsediliyor. Bunun arka planında ne var? Kürtler çok iyi bir nakşidir. Çok. Ve şafidir. Ve aşirettir. Yani devlet anlayışı Türk'te neyse, Kürt'teki aşiret anlayışı da odur. Öyle idare edilir. Ve Mevlana Halit'le birlikte koyu, sünni, nakşi ve şafi olan o bölge yaklaşık 35-40 yıldır yapılan mücadeleyle birlikte ki şimdi 1980'de doğan adam bugün kaç yaşında Bakın bir nesil yetişti. İşte o nesil dönüştürüldü arkadaşlar. Dönüştürüldü. Ve nihayetinde ortaya marksist hatta Seydalar'ın, işte şeyh efendilerin çocuklarının birçoğunun marksist leninist yetiştiğini söylüyor. Niye? Pres var çünkü. İşte o Norşin öyle bir yer ki, Abdurrahman Tarih Hazretleri, Allah rahmet eylesin, öyle bir yere kurmuş ki, Ermenilerin olduğu yerin üzerine daha bir medrese inşa ediyor. Ve orası Sibop vazifesi görüyor. Ve bugün, Sirtillo, Norşin, işte Menzil gibi birkaç yer var, doğuyu oradan besliyorlar manevi olarak. Ama özellikle Norşin, Norşin şeyhleri çoktur. Kıymetli insanlardır. Allah ömürlerine ömür katsın. Ama bu şekilde baskı ve presle hem itibarı bitirmek isteniyor hem de bir korku, psikolojik bir baskı. Bunu ben söylüyorum tabii ki. Devlet de mutlaka bu işin arkasındadır. Ama bu işler alelade, basit bir şey değil. Bir hocanın başına bir felaket geliyorsa, bir karalama kampanyası varsa bunun arkasında, aa bunlar zaten böyle demeyin. Bakın arkasında bir araştırın, ondan sonra karar verin. Yani oraları gidip göreceğiz inşallah. Benim benim gözler açıldı. Yani ne derler? Maymun gözünü açtı mı diyorlar. Hiç öyle bilindiği gibidir arkadaşlar. Oraları özel böyle tek tek didik didik araştırmak bakmak lazım. Hiç bize anlatıldığı gibi değil. Aynı zamanda Norşin gibi oralar Şi hilaline karşı oluşturulmuş. Ta Mevlana İdrisi bittiği zamanına kadar gider o. Mevlana Kürt İdrisi bittisi Nerede yatıyor biliyor musunuz? Pierre Lothier değil aslında orası. İdrisi Bittisi tepesidir. Onun arka sokaklarında böyle mezarı gayet pejmurda vaziyette. Halbuki Osmanlıyla birlikte İran'a karşı savaşmış Kürt beylerinden bir tanesidir. Heşti Beyiş diye de kitabı var kendisinin. Mevlana Kürt İdrisi Bitlisi. Orası İdrisi Bittisi tepesiydi ama bir bitti gavur geldi oraya. Pierre Lothier diye bir zıkkım. Sırf gavura yaranmak için, bunu ben söylüyorum arkadaşlar. Onlar bize uyum muamelesi bile yapmıyorlar. Bir İngiliz, bir Amerikalı. Hiç merak etmeyiz. Biz 5. sınıf insanız. İster kabul edin, ister kabul etmeyin. Bu böyle. Bu böyle. Bu mütekabiliyet meselesi değil. Hani alçak koltuk kavgası vardı ya, bu böyle bir şey ya. Bunu inanın yani bunlara. Ondan sonra o gelir oraya geldi filan. orada kahve içti diye adını Pierlotti tepesi yaptılar. İşte, halbuki İdris'i, hatta orada mektebi de vardır, Sıbran Mektebi. Oradan o arkadaşlar var, biliyorlar. İstanbul'u bilmek lazım. Neyi, nerede bilmek gerekiyor. İsimler çok önemli. İsimler çok mühim. Yapılar çok mühim. Konu konuyu dağıttı da, bunları inşallah üzerler görüşürüz. Bakın, Arabistan'da eskiden dede mesela bir sahabe veyahut da Efendimiz bir yerde hutbe mi vermiş? Sahabesiyle bir yerde mi oturmuş? Bir yerde izdivaç mı yapmış? Bir yerde devesini mi otlatmış? Oralara mescit inşa etmiş. O mescit neyi ifade ediyor biliyor musunuz? Hem insanlar orada ibadet ediyorlar, hem de Efendimizin oradaki ruhaniyetini hissediyorlar. Ama Arabistan bugün tamamını düzlemiş. Bugün Kudüs'e gidiyorsun, 1500, 2000, 2500, 3000 yıllık Yahudinin tarihini, Hristiyan'ın kilisesini görebiliyorsun. Ama Arabistan'a gittiğin zaman, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin ne evi var, ne sokağı var, ne barkı var ne bahçesi var. Hiçbir şey yok. Bu tam bir Yahudi mantığı. Bunu kasıtlı yapıyorlar. Bunlarınkisi alelade tarihi düşmanlık değil. Bu başka bir şey. Allahu Teala hepimize medetü inayet eylesin. Bu kadarla iktifa ederim. Gene derse giremedik ama inşallah önümüzdeki hafta İnsan Suresinden Dehir Zaman Suresi olarak da geçiyor. İnşallah oradan konuşacağız hep beraber. Allahu Teala sayı gayretinizi boşa çıkarmasın. Ama Müslüman uyanık olur arkadaşlar. La yaqta'ul mu'min fi jurhin vahidin. Yani mümin bir delikten bir kere ısırılır, bir daha ikinci kez ısırılmaz oradan. Akrep bir kere sokar. Aynı yerden bir daha, bir daha, bir daha, biz ona sarhoşuz yani. Çok ciddi böyle gaflet sarhoşluğu var bizde. Hakikati göremez haldeyiz. Uyanık olalım. Okuyun, Araştırın. Bakın ya, merak edin biraz. Sadece bu sohbetlere gelerek yetmez. Kendiniz çabalamanız lazım. Bu işin peşine düşün. Lütfen, istirham ediyorum. Allahu Teala cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Hususen bugün Darü Bekay'a irtifal eden Ahmet Vanlıoğlu hocamız, sahir diğer isimleri bilinen maruf, malum, şehit, şüheda hoca efendilerimizin, cümle geçmişlerimizin ervah الله رضاه شيء لله تعالى الفاتحه مع الصلوات